genel izleyici. Mitosların kullanıldığı tuvaller, çoklu hikayelerin dokunsal deneyimlerle anlatıldığı kırk yamalar, zamansal ve uzamsal karmaşıklığı ifade eden renkli heykeller. Çağdaş sanat koleksiyonlarının oluşumuna katkı sunmayı hedefleyen galeri, DJ Art Project, kapılarını Ahmet Güneştekin'in Yedi Gören'in Alfabesi isimli sergisiyle açtı. DJ Art Project, sevgili Dursun Gündoğdu tarafından kurulmuş bir galeri. Dursun Bey, Türkiye sanat piyasasının en önemli eser sağlayıcılarından, Türkiye'deki hemen hemen bütün büyük koleksiyonların oluşumuna mutlaka katkısı olmuş bir sanat insanı. Çok emekle güzel bir galeri İstanbul'a kazandırmış oldu ve Yedi Gören'in Alfabesi buraya geldi. Galericilik kapsamında Ahmet Bey'le beraber yola burada çıktık. İnşallah devamını da getireceğiz. Amacımız bu işi Türkiye'nin dışına taşımak. Küratörlüğünü Şener Özmen'in üstlendiği, Güneştekin'in mitoloji anlayışını gösteren, farklı disiplinlerden çalışmalarının yer aldığı sergi, ismini sanatçının üretimlerini kurguladığı 7 rakamından alıyor. Bu isim Şener Özmen tarafından bulundu. Çünkü benim sanatımın matematiği 7 üzerine kurulu. Bütün eserlerimin ana formlarında hikayeler, formlar, birçok materyaller hep 7 üzerine kurgulanmış. Şener Özmen, ya bu sergi aslında bir 7 gören olması gerekir. O zaman dedim 7 görense alfabeyi ekleyelim. Ben de alfabeyi ekledim. Çünkü her sanatçının aslında dili yaptıkları onun alfabesidir. Renklerin ön planda olduğu sergide Güneştekin, renkli heykel çalışmalarını da ilk kez sanatseverlerin beğenisine sundu. Bu sergide ilk defa sergilenen, yani seri olarak aslında buradaki eserlerin tamamı yeni. Ama bu sergide Güneş Taşı'nın ilk parçaları İzmir'de Gavur Mahallesi'nde paslı ve parlak metallerden heykeller gösterildi ama burada da ilk defa renkli heykellerim gösterildi ve insanlar tabii benim renklerimi seviyorlar. Yani ben 3 boyutlu işlemde heykellerini de artık kendi tuvalimde kullandığım, kendi farklı diğer disiplinlerde kullandığım renkleri metalin üzerinde de görmeye başlayacaklar. Sergi 4 Şubat'a kadar görülebilir. Paths. 2022 Google arama trendleri açıklandı. Küresel çapta yıl içinde en çok aranan 5 film: Thor, Love and Thunder, Black Adam, Top Gun Maverick, The Batman ve Encanto olarak sıralandı. Even in our darkest moments, there's light. Ülkemizdeki dizi aramalarında ise Yalı Çapkını birinci, Duy Beni ikinci sırada yer aldı. Bunlar göreceğim. Hani Melik normal biri değilmiş, biraz sıkıntılı birisiymiş. Bildiğimiz psikopat. I'm sorry, Steven. Doctor Strange, çoklu evren çılgınlığındanın jenerik sonrası sahnelerinde Clea rolüyle Marvel evrenine giren Charlize Theron, seriye dahil olmadan önce Marvel izleyenleriyle dalga geçtiğini söyledi. Can I help you? You caused an incursion, and we're gonna fix it. Oscar'lı oyuncu, cahildim. Manevi ebeveynlerim gibi gördüğüm aile bana Marvel filmlerini izletene kadar bunların iyi olduğunu bilmiyordum dedi. Not in the least. Is it true? Christian Bale'in başrolünde yer aldığı Solgun Mavi Gözler filminden fragman yayınlandı. Hope, I need you to discreetly infiltrate the cadets. What is this? Blood, symbols, ritual. 1830'larda geçen filmde
korkunç bir cinayeti çözmek için Edgar Allan Poe ile ortaklık yapan dedektif Augustus Lander'ın hikayesi 6 Ocak'ta dijital platformda yayınlanacak. Parazit'in Oscar ödüllü yönetmeni Bong Joon-ho'nun yeni filmi Mickey 17'den ilk tanıtım yayınlandı. Başrollerinde Robert Pattinson, Toni Collette ve Mark Ruffalo'nun yer aldığı bilim kurgu türündeki film 2024 yılında seyirciyle buluşacak. Recently, have been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome, which affects something like 1 in a million people. My Heart Will Go On, I'm Alive ve All By Myself gibi unutulmaz şarkılara imza atan Celine Dion'dan üzen haber geldi. Güçlü sesiyle tüm dünyayı etkileyen Dion, milyonda bir görülen ve tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Dion, katı kişi sendromu olarak bilinen hastalık nedeniyle spazmlar yaşadığını, bu spazmların hayatını çok güçleştirdiğini anlattı. To restart my tour in Europe in February. I have a great team of doctors working alongside me to help me get better. I've been restless, tempted to follow every devil word. Dion, hastalık sesini etkilediği için Avrupa turnesini de iptal etmek zorunda kaldığını söyledi. Yaşındaki şarkıcı, tedavisini üstlenen doktorlarına ve en büyük destekçisi olan çocuklarına teşekkür etti. Kaslarını güçlendirmek ve kontrol altında tutmak için spor hekiminin yardımıyla çok sıkı çalıştığını belirten Dion, yine de önünde mücadele etmesini gerektiren bir süreç olduğunu vurguladı. Aslında Celine Dion bu yılın başından bu yana hastalığının belirtilerini yaşıyordu. 2022 Mart ve Nisan aylarında yaşadığı kas spazmları yüzünden Kuzey Amerika'daki bazı programlarını ve Las Vegas performanslarını iptal etmişti. Olarak Gazapizm'le yaptığı Olur Mu düetiyle dikkat çeken Melike Şahin, konser yolculuğuna Bostancı Gösteri Merkezi'nde devam ediyor. Şahin, 10 Aralık Cumartesi akşamı en sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. Mozart'ın sevilen eserlerinden Sihirli Flüt Operası'ndan ilhamla kurgulanan Papagenolar, Süreyya Operası'nda seyirciyle buluşuyor. Çocuklara doğa ve insan sevgisini müzikle ve dansla yaşatmayı hedefleyen gösteri 10 ve 17 Aralık'ta sahnede olacak. Prodüksiyonlarında ve performanslarında kendine özgü bir tarz yaratan Deborah DeLuca, 10 Aralık Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak. Zor, bir o kadar sahici,
Yaz başında son albümü şarkıcıyı hayranlarıyla buluşturan Sıla, konserlerini zorlu PSM'de sürdürüyor. Vura vura yaşayalım gidişini. Sanatçı 12 Aralık Pazartesi akşamı 21'den itibaren sahnede olacak. Hollandalı yazar Ilya Leonard Pfeiffer'in geçmişle hesaplaştığı Grand Hotel Europa raflarda. Ödüllü yazarın Türkçedeki ilk eseri olan kitap, İtalyan sanat tarihçisi Clio'nun geçmişi yeniden kurma görevi sırasında geçmişin ağırlığı altında ezilme sürecini konu alıyor. Edebiyat severlerin Mürşid adlı ilk romanıyla tanıdığı Hasan Reyhanoğlu bu kez öyküleriyle okuru selamlıyor. 12 öyküden oluşan Aşk Ölmez isimli kitabında Reyhanoğlu yaşama dair, doğum ve ölüme ve elbette tek gerçek olan aşka dair gözden kaçırdığımız gerçekleri, üstünü örttüğümüz duyguları anlamaya davet ediyor. Ayşe Pirhasoğlu Akbaş, anılara eşlik eden özel tarifleri Anılar, Mutfaklar, Sofralar kitabında derledi. Kitapta yer alan her bir hikaye, okurun yüreğinde ve zihninde yeni yolculuklara kapı aralamayı amaçlıyor. Akbaş'ın Nevruz Köyü Kadınları El Emeği ve Yerel Üretim Projesi'ne gönüllü olarak sağladığı destek de kitabın yaratım sürecine eşlik etmiş. 20. yüzyılın en önemli Yunan yazarları arasında gösterilen, eserleri pek çok yabancı dile kazandırılan Nikos Kazantzakis'in ölümünden sonra keşfedilen kayıp romanı Yokuş, Harun Ömer Tarhan'ın çevirisiyle Türkçe'de. Kazantzakis'in ölümünden 65, kaleme alınışından 75 yıl sonra okurla buluşan otobiyografik yönü güçlü kitap, İkinci Dünya Savaşı'nı hüzünlü bir dille anlatıyor. Gece gündüzü sundu.